Hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışıp çizgi film dünyasında adını altın harflerle yazdıran, Disneyland'in kurucusu Amerikalı yapımcı Walt Disney'in hayat hikayesi sizlerle. Walt Disney, 5 Aralık 1901 tarihinde Elias Charles Disney ve Flora Cole Disney çiftinin oğlu olarak Amerika'nın Chicago şehrinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Walter Elias Disney adını verdi. Walt Disney'in babası Elias Charles Disney, çiftlik ve demiryolu gibi farklı birçok alanda çalışan bir işçi, annesi Flora Cole Disney ise ilkokul öğretmeniydi. 1906 yılında Walt Disney ailesiyle birlikte Missouri'ye taşındı. Burada yaşayan emekli bir doktorun kendisinden atını resmetmesini istemesiyle çizim yeteneğinin farkına varan Walt, boş zamanlarında çizgi romanlar üzerinden pratik yaparak kendisini geliştirmeye başladı. 1909 yılının sonlarında eğitim hayatına başlayan Walt, 1911 yılında ailesiyle birlikte Kansas şehrine taşındı ve maddi zorluk çeken ailesine destek olmak için her sabah okula gitmeden önce şehrin yerel gazetelerinin dağıtımını yaptı. 1917 yılında ailesiyle birlikte Chicago'ya geri dönen Walt Disney, McKinley Lisesi'ne kaydolduktan sonra okul gazetesinin karikatüristi oldu. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'na ait kahramanlık hikayelerini resmeden Walt Disney, Chicago Güzel Sanatlar Akademisi'nde çizim eğitimi alarak kendisini geliştirmeye devam etti. 1918 yılının ortasında ani bir kararla okulunu bırakan Walt Disney, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna katılmaya karar verdi. Ancak resmi yaş sınırı olan 17 yaşını doldurmadığı için başvurusu reddedildi. Walt Disney orduya girmeye kararlıydı ve sahte bir kimlik belgesi düzenleyerek Kızılaç'a ambulans şoförü olarak katıldı. Ordudaki görevi bittikten sonra 1919 yılının Ekim ayında Kansas'a geri dönen Walt Disney, Passman Robin Sanat Stüdyosu'nda çalışmaya başladı. Stüdyoda reklam, tiyatro programları ve kataloglar için ticari illüstrasyonlar çizen Walt Disney, karikatürist Ab Iwerks ile burada tanışarak arkadaş oldu. Ülkede etkili olan ekonomik kriz nedeniyle Walt Disney ve Ab Iwerks 1920 yılının Ocak ayında işten çıkartıldı. Bir süre işsiz kalan Walt Disney, arkadaşı Ab Iwerks ile birlikte reklam şirketi kurdu. Şirketin yeteri kadar gelir elde edemeyip ilk ayında iflas etmesinin ardından Walt Disney geçimini sağlamak için Kansas Film ve Reklam Şirketi'nde işe başladı ve burada kısa metrajlı filmler çekti. Hayallerini gerçekleştirmek için istifa edip karikatürist Fred Harmon ile birlikte Love of Grams adlı şirketi kuran Walt Disney, şehrin yerel tiyatrosunda gösterilmek üzere çizgi filmler hazırlamaya başladı. 1921 yılının Mayıs ayında Love of Grams, Ab Iwerks'ün de dahil olduğu birkaç animatörü kadrosuna katarak daha da büyümeye başladı. Ancak ekibin yarattığı çizgi filmler şirketin varlığını koruyacak kadar gelir sağlayamadı. Walt Disney bir çıkış yolu bulma amacıyla bilinen bir hikaye olan Alice Harikalar Diyarında'nın animasyon versiyonu üzerinde çalışmalara başladı. Ancak şirketin iflas etmesini engelleyemedi. 1923 yılında Walt Disney, animasyon versiyonunu bitirdiği Alice Harikalar Diyarında serisini yayınlatabilmek için Los Angeles'a gitti ve burada Margaret Winkler isimli New Yorklu bir çizgi film dağıtımcısıyla anlaşmaya vardı. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören Alice Harikalar Diyarında serisinden sonra Walt Disney, abisi Roy Disney ile birlikte Disney Brothers Studio'yu kurdu ve 1924 yılının Temmuz ayında Ab Iwerks'ü ekibe dahil etti. Disney Brothers Studio'da animasyon mürekkepçiliği yapan Lillian Bons ile
13 Temmuz 1925 tarihinde evlenen Walt Disney'in bu evliliğinden Diane ve Sharon isminde iki kızı oldu. 1926 yılında Margaret Winkler, Alice serisinin dağıtımındaki rolünü film yapımcısı olan kocası Charles Mintz'e devretti. 1927 yılının Temmuz ayına kadar devam eden Alice Harikalar Diyarı'nda serisinden sonra Walt Disney, neşeli ve maceraperest bir karakter olan şanslı tavşan Oswald'u yarattı. 1928 yılının Şubat ayında Walt Disney, Oswald serisi için daha yüksek bir ücret talep etmek üzere dağıtım şirketiyle görüşmeye niyetlendi. Ancak Charles Mintz, görüşmeler sırasında fiyatı daha da düşürmek istedi. Hatta Disney Brothers Stüdyo'da Walt ile birlikte çalışan birçok sanatçıyı kendisi için çalışmaya ikna etti. Daha düşük bir ücretle çalışmayı kabul etmek ya da stüdyoyu terk etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Walt Disney, çalışma arkadaşı Up Iwerks'ü de yanına alarak işten ayrılmayı tercih etti. Walt, yepyeni bir fikre ihtiyacı olduğunun farkındaydı ve Up Iwerks ile ortak çalışarak yeni bir karakter yarattı. Mortimer Mouse adını verdikleri bu karakterin ismi daha sonra karısı Lillian'ın önerisiyle Mickey Mouse olarak değiştirildi. 18 Kasım 1928 tarihinde Walt, Up Iwerks ile birlikte yarattığı Steamboat Willie adındaki filmi seslendirmeye karar verdi. Up Iwerks'ün Mickey Mouse'un görünümü üzerinde çalışıp karaktere son halini vermesinin ardından Walt da ona kendi sesini vererek ilk sesli çizgi film yaratılmış oldu. Filme gelen olumlu tepkilerin beklenenin de ötesinde olmasının ardından Walt Disney stüdyolarını kurdu ve sesli çizgi film serilerini yaratmaya devam etti. 1929 yılında yayınlanmaya başlayan Silly Symphony adlı çizgi film serisiyle Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy ve Pluto gibi farklı karakterler yaratılarak Walt Disney, Mickey Mouse'a yeni arkadaşlar kazandırdı. Serinin 1932 yılında yayınlanan Flowers and Trees isimli çizgi filmi en iyi kısa animasyon filmi dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Disney stüdyolarının yarattığı karakterlerin ünü zamanla yayılırken çizgi filmleri de ülke genelindeki tüm televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. 21 Aralık 1937 tarihinde vizyona giren Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı yapım ilk uzun metrajlı animasyon filmi olma özelliğine sahip oldu. İlerleyen dönemde pek çok farklı animasyon filmi çeken Walt Disney, İkonlaşmış pek çok karaktere de imza attı. Walt Disney, kızlarıyla birlikte Los Angeles'ta bulunan Griffith Park'ı ziyaret ettiğinde hem çocukların hem de ebeveynlerinin güzel vakit geçirebilecekleri bir tema parkı yaratmak istedi. 1954 yılının Temmuz ayında inşaatına başlanılan Disneyland, 17 Temmuz 1955 tarihinde Kaliforniya eyaletinde hizmete açıldı. ABC televizyonu tarafından yayınlanan açılış töreni 70 milyon izleyiciye ulaştı. Ünü yıllar geçtikçe artan Walt Disney, Amerika için ulusal bir hazine olma özelliğini korurken tüm dünyayı etkileyen kültürel bir figür olarak da anıldı. 59 kere aday gösterildiği Oscar'a 22 kez sahip olma rekorunu elinde tutan Walt Disney, hayallerine ulaşmak için çok fazla çalıştı. 1966 yılının Kasım ayında akciğer kanseri teşhisi konan Walt Disney, 15 Aralık 1966 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Cenazesi vasiyeti üzerine yakıldı ve külleri Kaliforniya'daki Forest Lawn Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.